عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, bizler bu dünyada Rabbimizin nimetlerinin emanetçisiyiz. Ve biliyoruz ki her nimetin kendi cinsinden bir şükrü vardır. Kalbimizin şükrü Yüce Allah'a imandır. Dilimizin şükrü hakikate tercüman olmaktır. Bedenimizin şükrü ibadetlerdir. Malımızın şükrü ise zekattır, sadakadır. Aziz müminler, İslam'ın 5 temel esasından biri olan zekat, Müslümanlar arasında bir kardeşlik köprüsüdür. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel göstergelerinden biridir. Zekat, İnsanı felaha, toplumu refaha ulaştıran bir ibadettir. Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizin, kardeşlerimize karşı samimiyetimizin bir tezahürüdür. Zekat, bir garibin duasından nasip almak, bir muhtacın sofrasında iftar sevinci olmaktır. Kırık bir kalbe merhem, mahzun bir gönle derman olmaktır. Bir yetimin başına dokunan şefkat eli, bir mazlumun aşına katık olmaktır zekat. Kıymetli Müslümanlar, zekat, dinen zengin sayılan bir müminin, malının belli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Aslında, mümin zekat vermekle muhtaç kardeşinin hakkını teslim etmektedir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muttaki kulları hakkında şöyle buyurur: "Ve fî emvâlihim hakkul lissâili vel mahrum." Onların mallarında muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Hayır yolunda ne harcarsanız, Allah onun daha iyisini verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." Bu ayeti kerime bize öğretiyor ki, zekat malı asla eksiltmez, bilakis bereketlendirir ve ahiret azığına dönüştürür. Kişiyi dünyanın esiri olmaktan kurtarır, gerçek özgürlüğe ulaştırır. Zekat, toplumsal barışın da teminatıdır. Bu eşsiz ibadet, birlik ve beraberliğimizi pekiştirir, kardeşliğimizi güçlendirir. Cimrilik ve dünyevileşme gibi kötü huylardan arındırır. Mümini günahlardan temizler, Rabbinin rızasına ve mağfiretine kavuşturur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatın bu güzelliğini bize şöyle haber vermektedir: "Su ateşi nasıl söndürüyorsa, zekat da günahları öylece silip yok eder." Kıymetli kardeşlerim, yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacının daha da arttığı Ramazan günlerinde zekatlarımızla bereketlensin kazançlarımız. Huzur ve sevinçle dolsun yuvalarımız. Rahmet ve merhamet kaplasın çevremizi.
yetim ve öksüzlerin sevincinde arayalım Allah'ın rızasını. Muhtaç kardeşlerimizin duasında bulalım dünya ve ahiret mutluluğunu. İnfakın da bir ahlakı olduğunu unutmayalım. Zekat ibadetini ifa ederken de nezaket ve zerafeti kuşanalım. Gerçek ihtiyaç sahiplerini araştıralım. Yardımlarımızı onlara ulaştırmaya devam edelim. Aziz Müslümanlar, Türkiye Diyanet Vakfımız her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da kardeşliğimiz zekatla bereketlensin çağrısıyla zekat ibadetine dikkat çekmektedir. Hayırsever milletimizin emanet ettiği zekatları başta deprem mağduru olan kardeşlerimiz olmak üzere ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaktadır. Sizler de müftülükler aracılığıyla din görevlilerimiz rehberliğinde ya da vakfımızın kurumsal internet sitesi üzerinden zekat seferberliğimize katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca bugün cuma namazından sonra vakfımızın deprem mağduru kardeşlerimize yönelik yürüttüğü faaliyetlerde ve eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere yardımlarınıza müracaat edilecektir. Yüce Rabbimiz, yaptığımız ve yapacağımız bütün yardımlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve eblagha'n nizam. Kelamullahil melikil kaviyyil azizil allam. Kema kâlallahu tebâraka ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne 'indallâhil İslam. Sadakallahu'l azîm. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Te'zîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li fekâmeti şâni şerefi safiyyih. Fekâle azze ve celle min qâilin muhbiran ve âmira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler bahşeyle. Devletimizi, milletimizi her iki cihanda aziz eyle. Bizleri, annemizi, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz dualarımızı işiten ve kabul eden sensin ya Rabbi. İbadallah, ittakullah ve ati'u. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve ita izil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagi. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Muhakkak ki Allah, adaletli davranmayı, iyilik yapmayı ve akrabalarla ilgilenmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.